Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika bir pastacı kreması tarifim var. Bunu yaptıktan sonra başka hiçbir tarife ihtiyaç duymayacaksınız. Gerçekten çok lezzetli ve güzel bir pastacı kreması. Yapımına başlayalım o halde. Ben 1 litre sütü tenceremize koydum. Ardından 4 yemek kaşığı şeker ilave ediyorum. 3 yemek kaşığı nişasta, 6 yemek kaşığı tepeleme un, 2 tane de yumurtanın sarısını, 1 güzel karıştırıyoruz ocağı almadan önce. Pürüzsüz bir hale getirene kadar çırpıyoruz. Pürüzsüz hale gelene kadar güzelce çırptım. Şimdi ocağımızı alıp kaynatacağım. Gördüğünüz gibi kremamız göbek atmaya başladı. Yani bu ne demek? Oldu demek. Bir yemek kaşığı tereyağı ilave ediyorum. Ve bu eridiğinde altını kapatacağım. Yağımız da eridiğine göre artık altını kapatıyoruz. Gördüğünüz gibi çok güzel kıvamlı bir pastacı kremamız oldu. Altını kapatıp kenara alıyorum. Genişçe bir kaba alıyorum. Soğuması için bir kaba aldım. Ve üzerine de kabuk bağlamaması için bir buzdolabı poşeti kapatıyorum. Kremamıza temas ettiriyoruz burada. Havada bırakmıyoruz poşetimizi. Kremamızı ben 2 saat dinlendirebildim. Fazla vaktim yoktu ama sizin vaktiniz varsa en az 4-5 saat dinlendirin. Hatta akşamdan yapın. Sabaha hazır olsun, elinizin altında bulunsun kremanız. Gördüğünüz gibi kremamız soğudu. Kaskatı bir hal aldı. Önce mikserle şöyle bir çırpıyorum. Yumuşatıyorum. İçerisine 1 paket krem şanti ilave ediyorum. Ve 1 paket de vanilin ilave ediyorum. Güzelce çırpıyorum. Dediğim gibi kremanızı bir gün öncesinden yaparsanız çok daha güzel ve lezzetli bir krema elde etmiş olursunuz. Pandispanya ile kremayı bir gün önceden hazır edin. Ertesi güne de sadece süslemeniz, pasta haline getirmeniz kalsın. Gerçekten kıvamı, her şeyiyle çok güzel bir pastacı kreması oldu. Yapmanızı tavsiye ederim. Yaptıktan sonra zaten başka tariflere bakmayacağınızı tahmin ediyorum. Çünkü gerçekten çok lezzetli ve güzel bir pastacı kreması. Afiyetle kalın. Kanalıma abone olmayı, daha sonraki videolarımdan haberdar olabilmek için zile basarak bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.